arkadaşlar. Çarpanları ayırmanın dördüncü testiyle çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuzda a eksi b ve a çarpı b verilmiş. Buna göre işleminin sonucu kaçtır? Şimdi ortak ifadeler var. Mesela burada a kare iki tane a kare b kareler ortak. Dolayısıyla a kare b kare parantez alırsak buradan b buradan da a kalacak. Bize a eksi b'nin değerini vermiş. O zaman b eksi a nedir? Eksi 5. Burasında a çarpı b'nin karesi diye açarsak a çarpı b 2 olduğuna göre karesi 4 geldi. Eksi 5 ile çarpımından da cevabımız eksi 20 oldu. İkinci sorumuzda sayısı saçlıkların hangisine tam bölünemez demiş. Şimdi 2 üzeri 12 eksi 1 üzeri 12 desek sonuçta soruyu değiştirmiyoruz. Birin herhangi bir kuvveti yine 1. Bu ifade 2 kare farkı uygulayalım. Sonuçta her zaman kuvvetli mesela a kare eksi b kare kuvveti 2 olmak zorunda değil demiştik daha önce. Buradaki kuvvetleri yarıya indirmemiz yeterli. Yani a üzeri 1 eksi b üzeri 1. a üzeri 1 artı b üzeri 1 diye açıyoruz sonuçta. Bu arada iki kare farkı uygularsak 12'yi yarıya indirdiğimiz zaman 2 üzeri 6 eksi 1 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6 artı 1 üzeri 6. Bunları 6'yı yazmamıza gerek yok birin kuvvetlerine. Şimdi artılı olana bir şey yapamayız ama yine burada eksili var. Yine bunun gibi burasını 1 üzeri 6 olarak düşünürsek. Burada yine iki kare farkı uygulayacağım. 2 üzeri 3 eksi 1 üzeri 3 2 üzeri 3 artı 1 üzeri 3 geldi. Çarpı buradaki ifadeyi de aynen yazalım. 2 üzeri 6 artı 1. Bunlar hep çarpanlarımız devam ediyor. Hangisine tam bölünemezmiş? Mesela burası 64 artı 1'den 65 var. Dolayısıyla 65'in çarpanları da mesela 13 çarpı 5 olacak şekilde buradaki çarpanlardan biri de olabilir. Burada 8 artı 1'den 9 değerimiz var. Burada yine aynı şekilde 3 çarpı 3 diye ayırabiliriz. Dolayısıyla 5 ile 3 olduğu için 15 ile tam bölünür. Şimdi buradaki ifadeye de bakalım. Burası 8 eksi 1'den 7. Burada da bir 7 çarpanımız var. O zaman çarpanları yazalım. 7 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 13. Dediğim gibi 15'i elde edebildik. 7 ile 3 çarpsak 21 de elde ediyoruz. 35 için 7 ile 5 çarparsak 35 de elde ediyoruz. 13 ile 13 ile 3'ü çarparsak 39 da elde ediyoruz. Ama 33 için 11 çarpanı lazım. Ama burada 11 çarpanı olmadığı için 33 sayısına tam olarak bölünemez diyoruz. Üçüncü soru yukarıda verilen dikdörtgenin kısa kenarı A santimetre uzun kenarı B santimetredir. Bu dikdörtgenin kısa kenarı 1 santimetre ve uzun kenarı 2 santimetre uzatılırsa bu dikdörtgenin alanındaki artışı santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifadeyi istemiş. Şimdi normalde buradaki dikdörtgenin alanı A çarpı B Uzatılırsa kısa kenara 1 cm uzatıldı A artı 1 oldu. Uzun kenarda da 2 cm uzatıldı B artı 2 oldu. Şimdi yeni alan bu. Bize yeni alan değil de aradaki artışı istiyor. O zaman yeni alandan küçük olan alanı çıkartacağız. İlk olan alanı çıkarttığımız zaman aradaki bize artışı verecek. Buna göre burada düzenlersek burasını A çarpı B gelecek. Artı 2 A artı B artı 2 eksi AB geldi. AB'ler gitti. Geriye 2A artı B artı 2 ifadesi kalmış oldu. Dördüncü soruda ifadesinin çarpanlarından biri hangisidir demiş. Şimdi şöyle diyelim, buradaki ifade çarpanlarına ayırabilmemiz için xleri bir tarafa toplayalım, yleri bir tarafa toplayalım. X kare artı 4x, y kare için de eksi parantezini alalım, eksi y kare demiş. Y kare artı 10y geldi. Devamında yazacağız tabi. Eksi 21'i dağıtmamız lazım. Bunları çarpanlarına ayırabilmemiz için tam kare haline getirebiliriz aslında. Mesela x kare artı 4x artı 4 olursa burası 2 ile 2 çarpımları 4. Çapraz çarptığımız zaman da toplamları da ortadakini de veriyor. O zaman burası x artı 2'nin karesi. Şimdi burada 4 eklemiş oldum. Eksi 21 dedi. Ben buraya 4 ekledim. O zaman geriye aslında burası için eksi şu kısma eksi 25 yazmalıyım ki 4 ile toplandığı zaman eksi 21 olsun. Şimdi burasını da eksi parantezine aldık. Mesela burada 10 y için zaten bizim 25 yazmamız lazım ki tam kare olsun. Çünkü 5 ile 5'in çarpımı 25. Çapraz çarptığımız zaman da 5 ile 5'in toplamı 10 geliyor. Buraya artı 25 yazdım ama eksi parantezini aldığımız için aslında buraya ben ne yazmış oldum? Eksi 25. Burada da 4 vardı. Dolayısıyla bunları topladığımız zaman eksi 21'i dağıtmış oldum. x artı y'nin x artı 2'nin karesi eksi. Burası da o zaman nedir? y artı 5'in karesidir. Dikkat ettiyseniz burada iki kare farkı var. Hemen onu açalım. İki terimi toplayacağız. Bir de çıkartacağız. Eksi y eksi 5 geldi. Buradan x artı y artı 7 çarpanlarından biri x eksi y eksi 3 çarpanlarından diğeri. Hangisi verilmiş? Bakalım x artı y x artı y artı 7 verilmemiş sanırım. x eksi y eksi 3 ifadesi 5 şıkkında verilmiş. Beşinci soru x değeri verilmiş. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi şöyle ifade önce düzenlemeye çalışalım. Mesela x eksi 1 ile x artı 1 var. Bunları çarptığımız zaman direkt x kare eksi 1 geldi. x üzeri 4 artı x kare artı 1. Şimdi bunu düzenlenecek bir yeri yok aslında. Bu ifade bu şekilde kalır. Bunu şöyle yapabiliriz. Mesela buradaki ifadeleri her birini birbirleriyle çarpabiliriz. Burada mesela nasıl gelecek? x kare ile x üzeri 4 çarptığımız zaman x üzeri 6. x kare ile çarptık x üzeri 4. Artı x kare. Eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi x üzeri 4. Eksi x kare. Buradan da eksi 1. x üzeri 4'ler gitti. x üzeri 2'ler gitti. Sadece x üzeri 6 ve eksi 1 kaldı. O zaman işimiz kolay artık. X dediğimiz ifade y 7 üzeri kök olarak yazmayalım da kuvvet olarak yazalım. X yerine 7 üzeri 1 bölü 6 yazdık. 6. kuvveti eksi 1. Kuvvetlerin çarpımından 6 ile 6'lar sadeleşti. Işte. Burada 7 kaldı. 7 eksi 1'den de cevabımız 6 oldu. 6. soruda ifadesi verilmiş. Buna göre x y farkı isteniyor. Şimdi burada küp açılımını şöyle yazarsak kuvvet olarak yazalım. x üzeri 1 bölü 3 eksi y üzeri 1 bölü 3 4'e eşitmiş. Şimdi x eksi y'yi istiyoruz. Şöyle yapabiliriz. Mesela buradaki 1 bölüşlerden kurtulmak için bu ifadenin küp açılımını yapabiliriz. x eksi 1 bölü 3'ün şöyle gelecek. x üzeri 1 bölü 3'ün 3. kuvvetinden bunlar sadece x kalacak. Eksi 3 çarpı x üzeri 1 bölü 3'ün karesi çarpı y üzeri 1 bölü 3 artı 3 çarpı x üzeri 1 bölü 3'ün birinci kuvveti çarpı y üzeri 1 bölü 3'ün karesi gelecek. Artı hatta eksi olacak küpünü aldığımız zaman burada eksi değeri var. y üzeri 1 bölü 3'ün üçüncü kuvvetinden buradan da eksi y kalacak. Bu ifade de 4'ün küpünden 64'e eşitmiş. Şimdi zaten istediği ifade x eksi y onu istiyor. Bu aradaki ifade düzenlememiz gerekiyor. Bunun için de şöyle diyelim. Şimdi burada ee, şöyle dersek eksi 3 çarpı mesela burada x üzeri 1 bölü 3 x üzeri 1 bölü 3 y üzeri 1 bölü 3'ler ortak. O zaman x üzeri 1 bölü 3 çarpı y üzeri 1 bölü 3 parantezine aldık hatta eksi 3 parantezine de aldım. Buradan geriye sadece x üzeri 1 bölü 3 kaldı. Burada da geriye arada tabi eksi olacak çünkü eksi parantezine aldım. Buradan da geriye y üzeri 1 bölü 3 değeri kaldı. Buna göre bu ifadenin tamamını şuradaki ortadaki kısmı yazmış olduk. Burada da x var. Burada y eşittir 64. Bu ifade düzenlemeye devam edeceğiz. Şimdi şöyle diyelim. Eksi 3 çarpı. Burası x çarpı y'nin 1 bölü 3. kuvveti olarak yazabilirim şu kısmı. Çarpı burada x üzeri 1 bölü 3 y üzeri 1 bölü 3. Zaten bizim ilk başta verdiği ifade burasını yazmıştık şöyle x üzeri 1 bölü 3 burası y üzeri 1 bölü 3'ün 4 olduğunu vermiş. Dolayısıyla bu ifadenin yerine direkt 4 yazacağım. Düzenleyeceğim. X çarpı y'nin de 27 olduğunu biliyoruz. Burası eksi 12 çarpı 27 de 3 üzeri 3 dersek. 3 üzeri 3'ün 1 bölü 3. kuvvetinden bunlar da gidecek. Burası sadece 3 kaldı. 12 ile 3'ün çarpımından da burası eksi 36 oldu. Geriye kalan son durumu yazalım. Burada x değerimiz vardı. Ortadaki ifadenin tamamını eksi 36 bulduk. Eksi y eşittir 64. Dolayısıyla x eksi y tek burada kalacak şekilde eksi 36'yı karşı tarafa gönderdiğimiz zaman artı 36'dan x eksi y değeri 100'e eşit oldu. 7. soruda ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi şöyle yazacağım ifadeyi tekrar. x üzeri 4 eksi 7 x kare artı 9 verilmiş. Şimdi buradaki ifade mesela x kare x kare diye ayırırız. Bunu 3'e 3 şeklinde ayırırız. Ama burada toplam yani çarptığımız zaman 9 ya da eksi eksi yapalım burası eksi olsun diye. Ama çapraz çarptığımız zaman eksi 6 x kare gelir. O zaman bunu şöyle diyelim. Buradaki eksi 7 x kare ifadesini şöyle ayıracağım. x üzeri 4. Burası eksi 6 x kare gelsin. Artı 9 olsun. Burada da eksi x kareyi ayıralım. Sonuçta yine aynı şekilde eksi 7 x kare geldi. Buradaki ifade x kare x kare. Eksi 3 eksi 3 dediğimiz zaman çapraz çarptık. Eksi 6 x kareyi verdi. Burası o zaman x kare eksi 3'ün karesi geldi. Eksi x kare. Dolayısıyla burada iki ifadelerin karelerinin farkı olduğu için bu ifade iki kare farkı uygulayalım. Terimleri x kare eksi 3 ile x'i toplayacağım. Sonra da x kare eksi 3 ile x'i çıkarttığımız zaman çarpanları bunlar gelecek. Dolayısıyla çarpanlarından biri şıklarda hangisi verilmiş? x kare eksi x artı 3 olabilir. Pardon x kare artı x eksi 3 olabilir. Mesela e şıkkında direkt bu ifade verilmiş. Cevabımız e şıkkı geldi. 8. sorumuzda ifadesinin verildiğine göre x artı y eksi z'nin pozitif değerini istemiş. Şimdi burada kareler var. O zaman biz bu ifadenin de karesini almamız gerekiyor. Demek ki kareleri kullanacağız. Öyle düşünelim. X artı Y eksi Z ifadesine mesela K dersek. Biz bu ifadenin karesini aldığımız zaman tabi bunu da karesini almak zorundayız. Burada kare aldığımız zaman üçlü terimlerin karesini alırken her bir terimin karesi geliyor demiştik. X kare artı Y kare artı Z kare. Daha sonra şunu hatırlatmıştım. Başka bir soru da çıkmıştı bu ifade. Mesela X artı Y'nin karesi geldiği zaman X kare artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı Y kare diyoruz. Burada da aynı şekilde üçlü terimlerde de her bir terimin burada nasıl her bir terimin karesi varsa her bir terimin karesi gelecek. Sonra da 2 çarpı birbirleriyle çarpımı gelecek. O zaman burada da aynı şekilde 2 çarpı x ile y'nin çarpımından x 2 çarpı x ile z'nin çarpımı gelecek. Yani 2 çarpı x çarpı eksi z'den dolayı eksi 2 x z gelecek. 2 ile bu sefer y ile z'yi çarpacağız. Her ikili ikili gruplandırarak çarpıyoruz. 2 çarpı y çarpı eksi z'den de eksi 2 y geldi. Bu ifade de k'nın karesine eşitmiş. Şimdi bize x kare artı y kare artı z karenin değerinin 45 olduğunu vermiş. Buradaki ifadede de x parantezine alırsak eğer x y eksi x z eksi y z eşittir k'nın karesi geldi. Şimdi bu ifademiz zaten bunu da vermiş. x y eksi x z eksi y z. Burasında bize 18 olduğunu söylüyor. O zaman burası 45 artı 18 çarpı 2'den 36 geldi. Topladığımız zaman da 81 oldu. 81 k'nın karesiymiş. Dolayısıyla buradan k değerimiz 8 ya da eksi, pardon, 9 ya da eksi 9'dur. Pozitif değerini istediği için de k değerimiz 9'a eşit oldu. 9. soru işleminin sonucu kaçtır demiş. Hemen burada bir payda eşitleme yapabiliriz. Burasını x ile burasını y ile çarparsak x kare eksi y kare bölü x y gelecek. Çarpı diyelim. Buradaki ifade de şimdi x kare eksi y kare var. Burada da x eksi y, x artı y yani çarpanlarını paydalara yazmış. Biz bunlar o zaman bunu x eksi y, bunu x artı y ile bunu x eksi y ile çarparsak paydalar ikisinin de paydası x kare eksi y kare gelecek ve paydalar ortak olacak. O zaman burasını x artı y ile çarptığımız zaman şöyle parantezleri karıştırmayalım. x artı y ile x'i çarptığımız zaman hatta şöyle diyelim hiç çarpmadan x çarpı x artı y geldi. Eksi x çarpı x eksi y geldi. Artı 2 x paydada da x kare eksi y kare değerimiz var. Şimdi bu ifadede çarpım durumundalar. Direkt x kare x y kare x kare eksi y kare. Dolayısıyla direkt bunlar sadeleşti. Geriye kalan bu ifadeyi de düzenleyelim artık. X'i dağıttığımız zaman x kare artı x y. Eksi x'i dağıttığımız zaman eksi x kare artı x y artı 2 x y var. Payda da sadece buradaki x çarpı y kaldı. X kareler gitti. Burada x y ye, x y'den 4 tane x y değerimiz var. Payda da da var. X de sadeleşti. Cevabımız 4 oldu. 10. soruda a ve b, b birer tam sayıdır demiş. İfadesinin en sade biçimi 2x artı 3 bölü x artı 5. Yani sadeleşenler olmuş geriye bunlar kalmış. Şimdi çarpanlarından bir x artı 5 ise, o zaman burasına 5'e eksi 5 gelmesi için eksi 1 dememiz lazım. Çapraz çarptığımız zaman da 4x geliyor. Yani buradaki çarpan o zaman x artı 5 x eksi 1. Şimdi burada x, x artı 5 kaldığına göre demek ki bu çarpana ise x eksi 1 payla sadeleştiğine göre demek ki bu çarpanlarından biri de x eksi 1 olmalı ki Bunlar sadeleşmiş. Burada sadece x artı 5 kalmış. Pay kısmında da 2x artı 3 kalmış. O zaman şöyle olmalı ki bunlar sadeleşmiş ve geriye bunlar kalmış. Dolayısıyla biz buradaki ifadeyi bu iki çarpanı çarparsak direkt bunu bulmuş olacağız. Yani 2x artı 3 ile x eksi 1'i çarpacağız. Burası 2x kare eksi ax artı b'ye eşit olacak. Çarptığımız zaman 2x kare eksi 2x artı 3x eksi 3. Düzenleyelim. 2x kare artı x eksi 3 eşittir. 2x kare eksi a artı b. Bunlar aynısı zaten. Direkt polinom eşitliği, denklem eşitliği yapıyoruz buradan. Burada katsayıları sayıları x'in kat eksi a. Burada x'in katsayısı sayısı 1. a eşittir eksi 1 geldi. b de buradan eksi 3 oldu. a ile b'nin çarpımını istemiş zaten. Eksi 1 ile eksi 3'ün çarpımından cevabımız 3 geldi. 11. sorumuzda 2x kare eksi 4 x artı 1 verilmiş. 8 x üzeri art, 6 artı 1 bölü x küp ifadesinin değeri. Şimdi şöyle diyelim. Bunları direkt kesirlere ayıralım. Mesela 8 x üzeri 6 bölü x küp artı 1 bölü x küp diyelim. Bunlar sadeleşti. Işte 8 x küp artı 1 bölü pardon x küp var burada da. Şimdi 8 x küpü şöyle düzenleyelim. Burası 2 x'in küpü. Burası da 1 bölü x'in küpü geldi. Buna göre bu ifadeyi oluşturmaya çalışacağız. Şimdi küp açılımını yapacağız aslında burada. Direkt bu ifadenin direkt verdiği ifadenin küp açılımını aslında yapmakla başlayabiliriz. Mesela ne diyelim burada? 2x'in sonuçta burada yazarken 2x artı 1 bölü x çarpı 2x'in karesinden 4x kare eksi 2x çarpı 1 bölü x birbirlerinin çarpımı artı 1 bölü x'in karesi. Küp açılımı bu şekilde. Şimdi 2x artı 1 bölü x ifadesini buradaki ifade oluşturmaya çalışmamız lazım. Buradan bulmamız lazım. Burada mesela x'ler sadeleşse eksi 2 ifadesi kaldı. 4x kare 1 bölü x kare değerimiz var. Burada 2x artı 1 bölü x oluşturmak için 1 bölü x gelmesi gerekiyorsa burasını x'e bölsek, burasını aynı şekilde x'e bölsek buradan kesirleri ayırdığımız zaman 2x 4 artı 1 bölü x eşittir 0 geldi. Bunu karşı tarafa aldığımız zaman 2x artı 1 bölü x 4'e eşit oldu. Burası 4'müş. Şimdi buradaki ifade 4x kare artı 1 bölü x kare de bu ifadenin aslında karesi. 2x artı 1 bölü x'in de karesini alırsak her iki tarafın Buradan ne gelecek karesini aldığımız zaman şöyle devam edeceğim. 4x kare artı 2 çarpı 1. çarpı 2. artı 1 bölü x'in karesinden 1 bölü x kare eşittir 16. Bunlar sadeleşti. Burada 4x kare artı 1 bölü x kare var. Burada da 2 çarpı 2'den 4. Karşı tarafa aldığımız zaman tam istediğimiz ifadeler kaldı. 4x kare artı 1 bölü x kare kaldı. 4'ü de diğer tarafa aldım 12. 4x kare artı 1 bölü x karenin değerinin 12 olduğunu bulduk. Arada da bir eksi 2 değerimiz var. Dolayısıyla buradan 4 çarpı 10'dan cevabımız 40 gelmiş oldu. 12. sorumuzda ifadesinin sadeleştirilmiş bir biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen kuvvetleri düzenleyelim öncelikle. x üzeri eksi 2 demiş. 1 bölü x kare dedik. Artı x bölü 1 artı 1 bölü x küp geldi. Burada da düzenleyelim. x kare ile x'i çarpıp topladığımız zaman x küp artı 1 bölü x kare. Burada da aynı şekilde x küp artı 1 bölü x küp geldi. Payı aynen yani buradaki ifade aynen yazıyorum. x küp artı 1 bölü x kare. Payda da ters çevirip çarpacağız. x küp bölü x küp artı 1. x küp artı 1'ler sadeleşti. x kare ile x küp de sadeleşti. Burada geriye sadece x kaldı. 13. Soruda a kare eksi b kare farkının pozitif değerini istemiş. 2 kare farkını hemen ayıralım. a eksi b a artı b'ye eşit. A eksi B'nin 6 olduğunu vermiş, A artı B'yi bilmiyoruz. Bunun için de ne yapabiliriz? Mesela burada A eksi B ve A çarpı B değeri de var. Bunu kullanacak şekilde sonuçta A çarpı B'yi bize boşuna vermez. A artı B'yi bulmak için şöyle bir yöntem uygulayabiliriz. Çarpımları gelmesi için buradaki A eksi B'nin karesini alırsak eğer A kare eksi 2AB artı B kare eşittir 36 geldi. A çarpı B'nin 4 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burası 8 geldi. Yani A kare Burası eksi de var arada. Burası eksi 8 oldu o zaman. A kare artı B kare değeri karşı tarafa gönderdiğimiz zaman buradaki eksi 8'i karşı tarafa gönderdik. Burası da artı 8'den dolayı 44 oldu. Şimdi artık A kare artı B karenin değerini biliyoruz. Buradan mesela A artı B'nin karesini nasıl oluşturabiliriz onu düşünelim. Buradaki ifadeyi şöyle açılım yapsak. A artı B'nin karesinden 2AB'yi çıkarttığımız zaman bu özdeşliği nereden buluyorum? Aslında A artı B'nin karesinden bulacağım. Mesela burada a artı b'nin karesi olsaydı a kare artı 2ab artı b kareydi sonuçta. Biz neyi arıyoruz? a kare ve b kareyi arıyoruz. Bunları tek başına bırakmak için aradaki 2ab'yi karşı tarafa gönderdiğimiz zaman a kare artı b kare ifadesi a artı b'nin karesi eksi 2 ab eşit oldu. Dolayısıyla ben bu ifadenin yerine direkt bunu yazdım. Burası kime eşitmiş? 44'e eşitmiş. a artı b'nin karesini bilmiyoruz. a çarpı b'yi biliyoruz. 4 burası eksi 8 Yine aynı şekilde karşı tarafa aldığımız zaman a artı b'nin karesi artı 8'i e karşı tarafa aldığımız zaman da burası 52 geldi. Şimdi bizden pozitif değerini istiyordu bu arada. O zaman a artı b'nin her iki tarafın kare kökünü aldığımız zaman burası 13 çarpı 4'ten 2 kök 13 yaptı. Artı değerini aldık ki pozitif gelsin diye. Dolayısıyla artık a artı b'nin değerini bulduk. a eksi b'nin yerine 6 yazdık. a artı b'nin yerine de 2 kök 13 yazdığımız zaman buradan cevabımız 12 kök 13 gelmiş oldu. 14. soruda kenar uzunlukları a kare birim ve b kare birim olan şekil 1'deki dikdörtgen şeklindeki kağıttan bir kenar uzunluğu c birim olan 4 tane eş kare parça yukarıdaki gibi kesilip çıkartılıyor. Kalan kağıdın bir yüzünün kaç birim kare olduğunu gösteren cebirsel ifade. Şimdi normalde buradaki alan nedir? A, a kare çarpı b kare. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Bundan biz neyi çıkartacakmışız? Bir kenarı c birim olan buradaki karenin alanı c kareyi çıkartacağız 4 tane. 4c kare çıktı. Burasını düzenlersek burası a çarpı b'nin karesi. Burası da 2c'nin karesi. 2 kare farkından açalım burasını. 2c a b artı 2c geldi. Buna göre cebiyse ifade hangisine eşittir demiş. Şıklarda bulunmamız lazım. AB eksi 2c a b artı 2c b şıkkında veriliyor.